Seks, insan hayatının en güçlü ve yaygın yönlerinden biridir. Duygularımızı, ilişkilerimizi, sağlığımızı, mutluluğumuzu ve toplumumuzu etkiler. Peki ama sekse nasıl yaklaşmalıyız? Cinsel arzularımızı rasyonel hedeflerimizle nasıl dengelemeliyiz? Cinselliğin sunduğu zorluklar ve cazibelerle nasıl başa çıkmalıyız? Ve seks konusunda bugün çoğumuzdan çok farklı bir bakış açısına sahip olan antik stoacılardan ne öğrenebiliriz? Bu videoda seksin insan vücudunun doğal ve gerekli bir işlevi olduğunu, ancak nihai değer veya mutluluk kaynağı olmadığını öğreten stoacı filozoflardan en derin ve çarpıcı alıntılardan bazılarını sizlerle paylaşacağım. Onların öğretilerinin kendi cinsel yaşamlarımızı geliştirmemize ve daha uyumlu ve tatmin edici bir zihin durumuna ulaşmamıza nasıl yardımcı olabileceğine gelin hep birlikte göz atalım. Bu video seks hakkındaki bazı varsayım ve inançlarınıza meydan okuyacak. Ve umarım bu önemli konu hakkında daha derin ve eleştirel düşünmeniz için size ilham verecektir. Stoacılardan bir şeyler öğrenmeye ve sekse bakmanın yeni bir yolunu keşfetmeye hazırsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gelecekte bunun gibi daha fazla videodan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Seks insan vücudunun doğal ve gerekli bir işlevidir, ancak kendi iyiliği için peşinden koşulmamalı ve mantıklı zihni rahatsız etmemelidir. Bilge kişi cinsel hazza düşkün değildir ama bundan kaçınmaz da. Onu üremek ve sevgisini ifade etmek için bir araç olarak kullanır ama bir saplantı ya da dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmesine izin vermez. Önemli olan eylemin kendisi değil, eylemin hangi karakterle gerçekleştirildiğidir. Eğer erdemle uyumluysa bir değeri vardır. Gerçek özgürlük her arzuyu tatmin etmekte değil, layık olanları seçmekte yatar. Cinsel arzu bir ahlaksızlık değil, akıl yoluyla dizginlenebilen bir tutkudur. Onu hissetmek yanlış değildir, ancak erdem, görev ve kamu yararını gözetmeksizin ona göre hareket etmek yanlıştır. En iyi cinsel partner en güzel, en yetenekli ya da en tutkulu olan değil, doğanız ve hedeflerinizle en uyumlu olandır. Seks çözülmesi gereken bir sorun değil, zevk alınması gereken bir armağandır. İki rasyonel varlık arasında var olan sevgi ve uyumun doğal bir ifadesidir. Rıza, saygı ve ölçülü bir şekilde yapıldığı sürece seksin utanılacak ya da günah sayılacak hiçbir yanı yoktur. İnsanlık durumunun bir parçasıdır ve bir neşe ve şükran kaynağıdır. Cinsel cazibe, bilgelik yolunda ilerlemenize yardımcı olabilecek ya da engelleyebilecek güçlü bir kuvvettir. Erdemi geliştirmeniz için size ilham verebilir ya da erdemi terk etmeniz için sizi baştan çıkarabilir. Akıllıca seçim yapmak size kalmıştır. Seks kendi başına bir amaç değil, bir amaca giden yoldur. Amaç zevk değil, mutluluktur. Mutluluk bedende değil, ruhta bulunur. Ruh seksle değil, akılla beslenir. Seksin insan yaşamındaki doğru rolü, iki uyumlu partner arasında bir dostluk ve karşılıklı destek bağı oluşturmaktır. Bu bir nicelik değil, nitelik meselesidir. Bu bir rekabet değil, işbirliğidir. Seks doğal bir olgudur, ancak gerekli bir olgu değildir. Mutluluk için gerekli olmadığı gibi, mutluluk için zararlı da değildir. Her insanın kendi koşullarına ve tercihlerine göre yapması gereken bir seçimdir. Seks iyi ya da kötü değil, nötr bir şeydir. Niyete ve sonuca bağlı olarak iyilik ya da kötülük için kullanılabilir. Erdemin ya da ahlaksızlığın, uyumun ya da uyumsuzluğun, barışın ya da belanın kaynağı olabilir.
Bilge kişi seksi kendi iyiliği için değil, sevdiği kişinin iyiliği için arar. Seksi bir manipülasyon, tahakküm ya da sömürü aracı olarak değil, bir iletişim, takdir ya da kutlama aracı olarak kullanır. Seks bir görev değil, bir ayrıcalıktır. Bir yük değil, bir lütuftur. Bir gereklilik değil, bir lükstür. Bir hak değil, bir armağandır. Stoacı seksten kaçınmaz fakat onu arzulamaz da. Onu reddetmez, ayrıca ona bağımlı da değildir. Onu hor görmez, aynı zamanda yüceltmez de. Onu kabul eder fakat ona bağlanmaz da. Stoacı cinselliği doğal ve faydalı bir etkinlik olarak görür ama temel ya da nihai bir etkinlik olarak değil. Mümkün olduğunda bundan zevk alır ama olmadığında acı çekmez. Ona bir ifade aracı olarak değer verir ama onunla bir kimlik kaynağı olarak özdeşleşmez. Seks, bilgelik ve sağduyu gerektiren karmaşık ve hassas bir konudur. Hafife alınacak, rastgele ya da gelişigüzel yapılacak bir şey değildir. Dikkatle, ihtiyatla ve özenle yapılması gereken bir şeydir. Stoacı seksi zevkine göre değil, amacına göre değerlendirir. Seksi duyumları için değil, önemi için arar. Sekse yoğunluğu için değil, bütünlüğü için değer verir. Seks, insan bedeninin doğal ve asil bir işlevidir, ancak en yüksek ya da tek işlevi değildir. Akıl yürütmek ve erdeme göre hareket etmek olan zihnin işlevine tabidir. Seks, akla hizmet etmelidir, onu yönetmemelidir. Seks, güzel ve güçlü bir şeydir ama tek şey değildir. Hayatın bir parçasıdır ama hayatın tamamı değildir. Mutluluğun bir aracıdır ama mutluluğun sonu değildir. Seks kaçınılması gereken bir sorun değil, yüzleşilmesi gereken bir meydan okumadır. Üstesinden gelinmesi gereken bir zayıflık değil, yararlanılması gereken bir güçtür. Görmezden gelinecek bir dikkat dağıtıcı değil, kullanılacak bir motivasyondur. Seks bir ahlaksızlık değil, erdemle yapılırsa bir erdemdir. Günah değil, lütuftur eğer lütufla yapılırsa. Ahmaklık değil, bilgeliktir, eğer bilgelikle yapılırsa. Stoacı seks uğruna seks yapmaz. Seks yaptığı kişi uğruna seks yapar. Seksi bir araç, bir oyuncak ya da bir ödül olarak değil, bir hediye, bir jest ya da bir övgü olarak kullanır. Seks bir zorunluluk değil, bir fırsattır. Bir talep değil, bir tekliftir. Bir baskı değil, bir zevktir. Bir angarya değil, bir seçimdir. Stoacı seksi yalnızca fiziksel bir eylem olarak değil, ruhani bir eylem olarak görür. Seksi aşktan ayırmaz ama onları birleştirir. Seksi hayatının geri kalanından soyutlamaz, aksine onu bütünleştirir. Seksi alçaltmaz, aksine yüceltir. Stoacı seksten korkmaz ama ona tapmaz da. Ondan kaçmaz ama peşinden de koşmaz. Ondan nefret etmez ama onu sevmez de. Ona saygı duyar ama saplantı haline de getirmez. Kararlı bir ilişki içinde sevgi ve saygı anlık zevklerden çok daha değerlidir. Seks insan doğasının bir parçasıdır ve insan doğası da kozmik doğanın bir parçasıdır. Dolayısıyla seks kozmik doğanın bir parçasıdır ve kozmik doğada seksin bir parçasıdır. Uyum ve düzen içinde seks yapmak, kozmik doğayı ve kozmik düzeni yansıtmaktır. Stoacı seksi niceliğiyle değil, niteliğiyle ölçer. Seksi sıklığı için değil, sadakati için arar. Sekse süresi için değil, derinliği için değer verir. Seks doğal ve iyi bir şeydir, ancak en iyi ya da tek şey değildir.
insan mutluluğuna katkıda bulunabilecek pek çok şeyden biridir, ancak tek ya da ana şey değildir. Bir tatmin aracıdır ama tatminin özü değildir. Cinsel arzular kişinin görevleri veya değerleriyle çatışırsa, öncelikli olan görev ve erdemdir. Şehvet aklı tüketen bir ateştir. Zihninizi özenle koruyun. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir ve yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Umarım düşüncelerinizi ve görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde de paylaşır. Stoacılar ve cinsellikle ilgili görüşleri hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğendiğinizi belirtin ve kanalıma henüz abone değilseniz lütfen abone olun. Desteğiniz benim için çok önemli ve sizin için daha kaliteli içerikler oluşturmama yardımcı oluyor. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim ve unutmayın, seks bir ahlaksızlık değil, erdemle yapılırsa bir erdemdir. Günah değil, lütuftur, eğer lütufla yapılırsa. Ahmaklık değil, bilgeliktir, eğer bilgelikle yapılırsa. Ve stoacı haz uğruna seks yapmaz, seks yaptığı kişinin iyiliği için seks yapar. Seksi bir araç, bir oyuncak ya da bir ödül olarak değil, bir hediye, bir jest ya da bir övgü olarak kullanır. Bir dahaki sefere kadar bilge kalın, erdemli kalın ve stoacı kalın.